Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. LGS tekrar programındayız. Birinci dönem Türkçe tekrarında üçüncü videomuza geldik. Tonguç Eladım benim. LGS'de başarılı olmak istiyor musun? Evet hocam. Eğer LGS'de gerçekten hiçbir Türkçe sorusunu kaçırmak istemiyorsan... ...LGS çıkmış bütün sözeldeki, sayısaldaki tüm kitapçıkları... ...internet üzerinde zaten rahatlıkla indirebiliyorsun. Bunları mutlaka defalarca çözmelisin. Yani sadece bir kere çıkmış soruları Mayıs ayında çözen öğrenciler biliyorum ben. Hayır. LGS'deki soruları çözdüğümüzde defalarca esasla LGS'nin özüne girmiş oluyoruz. Ve hangi konuda ne kadar çok soru geldiğini görüp ona göre ona ağırlık vererek çalışıyoruz. Bak bugün öğreneceğimiz konu 2024 LGS'de sana en az... 12 net kazandıracak Tonguç. Bak 12 net kazandıracak. Yani parçal anlamdan en az 10 soru. Sözel mantıktan en az 2 soru. Metin türlerinden, söz sanatlarından da ikisinden bir soru gelebilir. Yani ben en 12 diyorum. Belki de 14 nete kadar da çıkabilir. Dolayısıyla Sikinsen'in birinci dönem tekrarında bu 4 konu gerçekten LGS'nin en önemli konuları. Hatta şu anda sen 2024 LGS'nin %80'ine bakıyorsun. Çünkü sözcükte anlam ve cümlede anlamı da eklersen 12'ye 4 daha ekle 16 eder. 16. Yazım kuralları noktalama olma bak şurada bizim şeyimiz vardı. Nerede? Geçenki videomuzda kullanmıştık. Parça anlamdan gelen soru sayısı. Parça anlatım bak. Burayı söylemiştik. Şurada noktalama şartlarına yazı kurallarından birer soru demiştik. Tablo grafik görsel yorumlamadan pardon nerede burada. Tablo grafik görsel yorumlamadan en az iki soru bekliyoruz. Sözel mantıktan en az iki soru bekliyoruz. Parça yapıdan en az iki soru bekliyoruz. Parça an anlatımdan en az İki soru 2 4 6 8 buradan da bir 4 soru neredeyse 12 soruyu biz mutlaka paragraftan bekliyoruz. Dolayısıyla paragrafla alakalı bol bol soru çözmen gerekiyor ve burada da biz tabii ki LGS ilk tekrar programında kullandığımız ilk tekrar setinde bol bol hem yeni nesil Türkçe matematik kitabında hem ilk tekrar LGS hem de ana denemelerinde tabii ki bol bol paragraf soruları koyduk sana anlam bilgi soruları koyduk onları da çözmelisin ama tekrar söylüyorum. LGS soruları yani 2023 geçen sene yapılan sınav, 2022, 2021 e, aynı zamanda 2020, 2019, 2018 bütün kitapçıklardaki Türkçe sorularını görmeden sakın sakın sınava girmiyorsun. Anlaştık mı Tonguç evladım benim? Evet hocam. Süpersin o zaman hadi bakalım intromuz girsin videomuza başlayalım. Şimdi öncelikle parçanın anlam yönüne baktığımızda en çok tekrarlanan kelimeler bize konuyu ve başlığı veriyor. Dolayısıyla anahtar kavramlar yani sık tekrarlanan kelimeler çok çok önemli. Ana düşüncede ise bazı anahtar sözcükler var. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Mesela bunu her zaman söylüyorum bir kez daha göstereceğim. Sana parçayı başlatır böyle la 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 la. la bir şeylerden bahseder, bahseder, bahseder. Sonlara doğru, sonlara doğru Kısacası dediği zaman ne geliyor Tonguç'un? Ana düşünce. Harikasın. Ana düşünce geliyor, bunu yakalayacaksın. Veyahut da böyle devam eder, la 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 la. Bir şeylerden bahseder, bahseder, bahseder. Sonlara doğru yine özetlemek gerekirse özetler yine bize ana düşünceyi verir. Veyahut da böyle devam eder, devam eder. Sonlara doğru bir anda ama oysa diyerek bize bir anda ben bu şeylerden bahsettim ama esas anlatılmak istediği budur der. Buna da dikkat etmemiz lazım. Veyahut da oysa sözcüğü de yine önemli. Birçok e, sınav sorusunda bunların kullanıldığını görüyoruz. Bak bu turuncular hep ana düşüncenin geleceği yerler. Bazen de ana düşünceyi verir. Sonrasında örneğin diyerek ana düşünceyi örnekleyen ifadeler gelir. Dolayısıyla bazen de böyle ilk cümleye yazabilir. Bazen de böyle bir şeylerden bahsederken önemli bir kişinin sözünü tırnak içinde tanık gösterir. Bu tanık göstermesinin sebebi bak ben anlatmak istediğim bu ve bu adam da bunu destekliyor demek istemiştir. Bunlara da dikkat etmelisin Tonguç evladım benim ana düşünce için. Demek ki yani kısacası özetle öyleyse oysa ama gibi ifadelere dikkat edeceğiz. Yardım düşüncede soru köküne dikkat edeceğiz Tonguç evladım benim. Niye? Çünkü soru kökünde sana şöyle bir şey var der ki işte bir şeylerden bahseder mesela önce yeşilden bahseder sonra turuncudan bahseder. Sonra der ki işte kahverengi de çok önemlidir der. Sonra mavi de önemlidir der ve soru köküne de der ki buna göre hangisi yoktur, hangisi söylenemez, hangisi çıkarılamaz, hangisine ulaşılamaz, hangisine değinilmemiştir der. Genellikle olumsuz soru kökleri olur. Dolayısıyla soru kökü çok çok önemli Tonguç'um. Ardından diyeceksin ki mesela burada yeşilden bahsetmiş, a yeşil var tamam. İşte turuncudan bahsetmiş, b turuncu tamam. İşte c'de mesela kahverengiden bahsetmiş, tamam bu da güzel. Ama adam D seçeneğine kırmızıdan bahsetmeyecek. Burada kırmızıdan bahsetti Bahsetmedi. Mi? O zaman bu çıkarılamaz Dolayısıyla soru köküne başlarken seçeneklerden de başlayarak ilerleyebilirsin. Tomuç evladım benim. Geldik buraya. Demek ki yardım düşüncelerde soru köküne dikkat ediyoruz. Kesinlikle mutlaka tamamen gibi ifadelerde genellikle ulaşılamayan şeylerdi. Yani kesinlikle asla tamamen gibi ifadeleri gördüğün zaman da bunların ulaşılamayacağını bil. Şimdi devam ediyoruz. Paragraf oluşturmada ise sana der ki böyle karışık şekilde cümleler verir. Der ki bu birinci cümle, bu ikinci cümle, bu üçüncü cümle, bu dördüncü cümle. Bunları sıraya dizler. Sen ilk başta giriş cümlesi bulman lazım. Giriş cümlesi dörtse en başa dördü koyman lazım. Üçse en başa üç koyman lazım. Ve giriş cümlesinin içerisinde de bu bunun gibi dolayısıyla çünkü önce sonra daha sonra gibi ifadeler olmaz. Yani şurada bu yazıyorsa ya da burada çünkü yazıyorsa bunlardan herhangi biriyle giriş cümlesi başlayamaz. Yani biz derse herkese merhabalar diye başlıyoruz. Yani bu yüzden diye başlayamazsın. Aynı şekilde metinlerde böyle başlamaz. Paragrafı tamlamada ise sana böyle bir boşluk verir. Der ki bu başta ne gelecekler, başa ne gelecekler veyahut da sona da boşluk bırakabilir. Burada da bağlantılar önemli. Mesela ama diye devam ediyorsa burada olumlu bir şey varsa öncesine olumsuz bir şey getirmen lazım. Çünkü amanın öncesi ve sonrası olumlu ve olumsuz diye değişir. Yani işte Tomuş derslerine çok çalışıyor ama bazen hata yapabiliyor gibi bir anda olumsa geçer. Ve hatta Tomuş hiç çalışmıyor ama çok zeki ve akıllı gibi bir anda olumluya geçer. Buna dikkat etmen lazım. Ve en başa gelecek boşluklarda, sondaki cümlelere, en sona gelecek boşluklarda baştaki cümlelere çok dikkat etmeni isterim Tomuş Eylül Paragraf bölmedeyse adam sana bir sürü cümle verir böyle. Birinci cümle der, ikinci cümle der, işte üçüncü cümle der, dördüncü cümle der, beşinci cümle der. Burada hangisiyle paragraf ikinci bir kısmı ayrılır. Hangisinden sonra ikinci paragraf başlar der. Burada da yine giriş cümlesi bulman lazım. Yani eğer bu diyorsa artık başlayamaz bu yeni paragrafı. Demek ki 2-1'e bağlantı kuruyor. Ya da bu yüzden diyorsa 3 ile başlayamaz yeni paragraf. Çünkü 3-2'ye bağlantı kuruyor. Veyahut da ayrıca diyorsa 5 ile başlayamaz. 5 alt 4'e bağlantı kuruyor. Ama dörtte hiçbir şey yoksa dersin ki bak bir, iki, üç birbirine bağlı ama dördüncü cümle net bir şekilde yeni bir başlangıç yapıyor. İçerisinde bu, bunun gibi dolayısıyla çünkü gibi ifadeler yok. O zaman bu bir giriş cümlesidir diyebilirsin. Akışı bozan cümlede de aynı. Sana birinci cümleyi verir, ikinci cümleyi verir, üçüncü cümleyi verir, dördüncü cümleyi verir, beşinci cümleyi verir. Diyeceksin ki hangisi giriş cümlesi bak giriş cümlesi bulacaksın. Giriş cümlesinin içerisinde yine bunlar olmayacağı için mesela burada bu der iki bire bağlanıyordur. Üçte e, bunlar der üç ikiye bağlanıyordur. Ama dört de böyle bir şey demiyorsa yepyeni bir konuya geçiyordur diyeceksin. Ve giriş cümlesi olduğu için akışı bozuyor diyebilirsin. Hemen anlatım tekniklerine gelelim. Açıklamada ders kitaplarındaki bilgiler gibi. Bilgi veriyor bize. Yani böyle normal bilgi var. Tartışmada ise sohbet var. Bak burada bir şey hakkında nokta nokta diyorlar ben buna katılmıyorum. Sizce de öyle değil mi gibi bir konuşma havası vardır. Betimlemede resim çiziliyor. Yani tasvir yapılıyor. Varlıkların, zaman diliminin, kişilerin resmi çiziliyor. Öykülemede bir olay var. Masallarda, hikayelerde, romanlarda hep bir öykü vardır. Ve genellikle betimleme ve öyküleme de birlikte cevap olur. Tanımlama yani düşünce geliştirme olana baktığımızda bu nedir sorusunun cevabı. Mesela şiir nedir sorusunun cevabını bulman lazım. Mesela şiir okuyucuya seslenmeleri dediğimizde burada bir tanım var mı? Evet var. Hayır yok. Şiir nedir? Okuyacağız nedir Öyle bir şey yok. Şiir, duyguların dile getirildiği, uyaklı bir edebi türdür derse tanım cümlesi oluyor. Karşılaştırmada iki varlık, bu böyledir, şu ise şöyledir şeklinde karşılaştırılıyor. İşte e göre, en, daha, halbuki ise bu böyle, bu daha böyle gibi karşılaştırılıyor. Örneklendirmede örnekler veriliyor. Tanık göstermede bir kişiye ait söz aktarılıyor. Sayısal verilerde... ...yazı, rakam ya da oran veriliyor yazıyla veya rakamla. Duyularda beş duyu ait veriler veriliyor. Burada dokunma duyusuna dikkat etmeni tavsiye ediyorum Tonguç'um. Şimdi görmeyi yakalarsın. İşte yemyeşil kırlar vardı der. Koklamayı yakalarsın. Mis gibi kokuyor der. İşitmeyi yakalarsın. Çok güzel sesler geliyor der. Tatmayı yakalarsın. Tadı çok acıydı, ekşiydi der. Dokunmada işte kadife bir gömleği vardı. İşte masanın üstü çok sertti gibi ifadeler yerine sıcak bir Temmuz sabahıydı diyebilir. Sıcak bir Temmuz sabahı olduğunu biz nasıl anlarız? Koklayarak. Hayır evladım diye koklayarak havanın sıcak olduğunu anlıyoruz. Tenine değen soğuk veya sıcakla anlarsın. Dolayısıyla dokunma duyusu var orada da. Söz sanatlarına baktığımızda benzetme ve kişileştirme genellikle kullanılıyor. Bunu birazdan da göstereceğiz. İşte gibi sözcüğünün olduğu yerlerde benzetme, insan olmayan varlıklara, insana özgü özelliklerin kullanıldığı cümlelerde kişileştirme olduğunu göreceğiz. Anlatıcılar birinci kişi ben geldim ya da biz geldik diyorsa birinci kişiyle anlatım var. O geldi. Onlar geldiler diyorsa bu da üçüncü kişiyle anlatım oluyor. Şimdi geldik sözel mantığa. Başlayalım. Şimdi öncelikle verileri kodlamamız gerekiyor. Yani sana bir veri verildiği zaman onların hepsini yazmayacaksın. Sadece kodlama yöntemiyle gideceksin. Mesela bir okulda okçuluk, satranç, robotik, seramik diyorsa sen gidip okçuluğa o, satrança S, robotiğe R, seramik boyamaya S yazacaksın. İki tane S olduğu için bunları ST, b diye yapabilirsin. Yani kısa kısa artar yapıyorsun. Ya da mesela pırasa avuç kereviz diyorsa P, H, K, R, B, K, A diye yazabilirsin. Kereviz ve kabak ikisi de K ile başladığı için. Ya da Akif Burak Cengiz Doğukan diyorsa böyle A, B, C, D, E diye isimleri kodluyorsun bir kere öncelikle. Böyle Akif Burak diye yazmıyorsun. İkincisi blokları belirliyorsun. Merve ve Nihat aynı filme gitmiş. Cengiz ve Berat aynı katta oturuyor. Zeynep ile Aylin asansörden birlikte inmiş diyorsa bunları birlikte alıyorsun. Bloklamada hemen peş peşe yan yana bir üst bir alt bir önce bir sonra gibi ifadelere dikkat edeceğiz. Burak Ali'nin hemen sağındadır diyorsa böyle bir blok yapabilirsin. Metin ile Hakan peş peşe tamamlamıştır diyorsa MN yapabilirsin. Eray Fatih'in bir üst katında diyorsa böyle yapabilirsin. Üst katında diyorsa yapamazsın ama. Nazlı ile şöyle yan yana oturuyor diyorsa ne şey diye yapabilirsin. Şimdi bunu neden yapıyorum? Hatta birazdan bunların hepsini göstereceğim ama bak şöyle göstereyim. Bu LGS'e çıkmış bir soru. Sen bu soruda sana diyecek ki bunları dizleyecek. İstanbul Tünel Metrosu diyor ya iyi diyeceksin. Budapest'te diyor ya B diyeceksin. Chicago diyor ya C diyeceksin. İşte ee, ne bileyim ee, Londra diyor ya L diyeceksin. Bak büyük şehirlerdeki metro hatları var bunları sıraya diziyor. Sonra böyle bloğu çizdikten sonra bak bunları kodladın ya bir iki üç tane var. Yoksa İstanbul, Chicago, Migalco yazarsan çok vakit kaybedersin. Bunları şöyle çiziyorsun Tomuç Çelad'ı benim. Diyor ki mesela İstanbul Tünel Metrosu Budapest'ten önce hizmete girmiştir diyor. Şimdi buraya şöyle İB diye bloğunu yapıyorsun ama şöyle arada şey koyuyorsun. Ama hemen önce hemen sonra mı belli değil. Yani i B burada olabilir. i burada B burada olabilir. i burada B burada olabilir. i burada B yani bunu dolayısıyla bir şey yapamıyor. Sadece böyle bir kod koydum o kadar. Chicago metrosu önce ve sonra açılan metrolar vardır. C burada olabilir. C burada olabilir. Burada olamaz, burada olamaz. C'ler buralarda olamaz. Şimdi bak devam ediyorsun ve sabırlı olman gerekiyor. Hemen ilk ikisini yapamayınca moralini bozmayacaksın. Genellikle sonlara doğru koyuyorlar e, şeyi. Bizi yormaya çalışıyor değil mi hocam? Aynen seni yormaya vazgeçirmeye çalışıyorlar. LGS'de öyle değil mi? Üf, yapamayacağım deyip vazgeçiyorsun. Az önceki paraf sorularında öyle olmuyor mu? Seni böyle kandırıyor uzatıyor uzatıyor uzatıyor. Sen diyorsun ki of yapamayacağım herhalde diyorsun. Ama esasında birazcık sabretsen tak diye soru gelecek. Bak böyle uzatıyor la 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 Sonra kısacası diyor. Anlatıyor anlatıyor ama diyor. Burada da böyle uzatıp sonlara doğru saklayabiliyor. Diyor ki bak İstanbul tünel metrosu açıldığında sadece bir metro hattı faaliyetteydi. O zaman İstanbul tünel metrosunun kaçıncı sıraya koyacağız? İkinciye. Harikası bak buraya iyi yazdım. Niye bir tane varmış açıldığında ondan önce? Budapeşte metrosu Londra metrosundan son açılmıştır diyor. Şimdi bak Budapeşte Londra'dan sonra açıldıysa Budapeşte de buraya alalım. Çünkü buraya Londra'yı koyman lazım bir tane varsa. Buraya da Londra'yı koyduğumuz düşünelim tamam mı? Başka ne vardı? İstanbul'a da peşte vardı. Hmm. Ha bak pardon. Chicago'dan önce ve sonra açılan metro hatları vardı. Chicago'yu buraya koyamadık. Buraya da koyamayız. O zaman Chicago'yu buraya koyduk. Bak Chicago'yu niye buraya koyduk? Önce ve sonrası var. Budapest'i e buraya koyduk. Şimdi bir daha kontrol ediyorum bak. İstanbul Budapest'ten önce. İstanbul Budapest'ten önce. Doğru. Chicago'dan önce ve sonra açılanlar var. Chicago'dan önce ve sonra açılanlar var. İstanbul açılımında bir metro hattı faaliyette. Evet İstanbul'da bir tane metro var. Budapest'te Londra'dan sonra açılmıştır. peşte Londra'dan sonra açılmış. Tamam bu kadar basit. Bak direkt ilk yine yapmaya çalışsan kafan karışır. Ama sabrettiğinde, kodlamaları yaptığında her şey çok güzel ilerliyor. Şimdi devam ediyoruz. Bu soruyu yapmış olduk. İşte peş peşe yan yana gibi ifadelere dikkat edeceğiz. Mesela Nazlı Şule ile yan yana olan kodlar oturmaktadır diyor. Bu da önemli. Ama hemen peş peşe yan yana bir üst bir alt gibi sınırlamalar yoksa... ...önce sonra diyorsa arada boşluk olabilir. Mesela Ali yarışı Ömer'den önce bitirmiştir. Ali, Ömer. Bilmiyorsun. Hemen önce mi, hemen sonra mı bilmiyoruz. Gruplara blok yerleştirirken de soru kökü çok önemli. Mesela Ali ile Zeynep aynı müzeye gitmiştir diyor. Demek ki bunlar bir grup. Mesela A müzesi ve B müzesi var. Beş kişi var. Bunlar hemen A, Z, Ö, M, Mu ve M yapıyorsun. İki tane M ile başlayan var. Mustafa ve Melek farklı müzeye gitmiştir diyor. O zaman Mustafa ve Melek burada olabilir, burada olabilir. Yani Mustafa burada, Melek burada. Ya da Melek burada, Mustafa burada olabilir diyeceksin. A'ya üç kişi, B'ye iki kişi gitmiştir diyorsa böyle üç, iki diye ayırman gerekiyor. Burası önemli. Farklı durumları da belirleyeceksin. Leyla ile Osman'ın gittiği filmler farklıdır. Drama etkinliği binada bir gün arayla yapılmaktadır. Tamam. Sıralamada Akif ve arasında iki kişi vardır. Buralar önemli. Artık tablo çizebilir. Bunun için önce sıralama sıralarında sıralama basamakları belirlenmesi gerekiyor. Yani Akif, Burak, Cengiz, Doğukan, Enes bir koşu yarışması yapmıştır diyor ya. Şimdi daha veşevili değil. Bir, iki, dört, beş kişi var diyorsun. Pırasa, havuç, kereviz, brokoli, kabak ve enginar var diyor ya. Bunları böyle bir, iki, dört, beş, altı yazıyorsun. Daha neyin olacağı belli değil. Ama işte en başta pırasa vardır diye buraya P yazabilirsin. İşte havuçtan sonra hiçbir şey yapılmamış diyorsa en sonunda havuç vardır. Bunu yapabiliyorsun. Burası önemli. Geldik buraya. Kesin bilgileri tablo yazıyorsun. Mesela demiş ki kabaktan sonra bir sebze daha konmuştur. Kabaktan sonra bir sebze daha konmuş diyorsa K yazıyorsun sonra da bir boşluk bırakıyorsun. Tencere ilk olarak enginar konmuştur. Bu da kolay. Buraya enginar yazıyorsun. Ve hatta işte NS yarışmayı beşinci sırada tamamlamıştır. E'yi buraya yazıyorsun. Akif ve NS arası iki kişi vardır. A yazıyorsun. Araya iki boşluk bırakıyorsun. Bunlar kesin. Kesin bilgileri tabloya yerleştiriyorsun. İşte az önceki soru. Dünyanın dört büyük şehrindeki faaliyete geçen metro hatları dedi ya. İstanbul tünel metrosu açılında sadece bir metro hattı faaliyette ise az önce senin söylediğin gibi ikinci sarı yazıyorsun. Burası önemli. Şimdi senin esas yapman gereken şey ne biliyor musun Tonguç'un bu konu ve diğer konularda? Yeni nesil Türkçe matematik kitabından bol bol soru çözüp Hata yapıp bir daha bir daha kontrol etmen gerekiyor. Ya da işte az önce gösterdiğimiz e, paragraf kitaplarımızda bununla alakalı bir sürü soru var. Sözler mantıkla alakalı bir sürü soru var. Çözüyorsun, yanlış yapıyorsun bir daha. Çözüyorsun, yanlış yapıyorsun bir daha. Zamanla da artık bunları fulluyorsun Sınavda da senin Türkçe'de fark açmanı sağlayacak olan bunlar oluyor Tonguç Erhan'da benim. Yani biz hem e, ilk tekrar setimizde hem yenisi nesil Türkçe hem de ilk tekrar LGS'de bol bol bu sorulara yer verdik. Bunları mutlaka mutlaka çözmelisin. Bak görüyor musun? Tam da LGS e çıkabilecek sorular. 2023 LGS'de birçok soru yakalamanı sağlayacak. Hata yapıp hata yapıp pekiştiriyorsun. Şimdi gelelim kolay kısımlara. Grafik tablo görsel yorumlama son derece basit. Görseldeki ayrıntılara dikkat edeceksin. Merdivende bir kedi var, sallanan bir zincir var, tahta merdivenler var. Bu tarz sorularda benden ne istiyor ve bana ne vermiş diyeceksin bak. Benden ne istiyor ve bana ne vermiş? Sana vermediği şeyi sakın sakın işaretleyip yazmayacaksın. Senden ne istediğine dikkat edeceksin. Yine olmayan bir şey söylemesin. Mesela şunu diyemezsin. Şey, çocuklar çok mutluydu. Ya mutlu gibi duruyorlar ama bilemezsin. Belki de sadece işte e, üzülüyorlar. Tavşanın bir tanesi kayboldu belki de. Şey i̇şte yerde uzanmış bir kız çocuğu vardı ve kız çok akıllıydı. Ya yani nereden biliyorsun? Bilemezsin. Burada ne varsa ona göre hareket edeceksin. Grafik yorumlama da aynı şekilde. Benden ne istiyor? Bana ne vermiş? Ona göre hareket ediyorsun. Bak Afrika 126. Asya 136, Amerika 112, Avrupa 125 demiş ya. En çok üretim Asya kıtasında. Tamam. Eğer bir üretimi gösteriyorsa kabak çekirdeği üretimini diyormuş. Asya 36 tamam bu doğru. En az üretim Amerika'da. Evet Amerika 112. Amerika kıtasının toprakları kabak çekirdeği üretimi için elverişsizdir. Bunu bilemezsin ki az üretiliyor diye. Belki de adamlar kabak üretmiyor. Asya kıtasından diğer bazı kıtalara kabak çekirdeği ihracat yapılmaktadır. Hani Asya'da çok üretiliyor diye kabak çekirdeği ihracat yapılıyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hayır diyemezsin. Niye? Çünkü bu yazmıyor burada. Benden ne istiyor bana ne vermiş diyorsun. Çizgi grafiğinde de aynı şekilde. İşte bak Ayşe 2014'ten 2018'e kadar böyle kitapları okumuş. Ali de böyle okumuş. Aşağı doğru iniyor. Ali'nin okuduğu kitap sayısı her yıl azalmıştır. Bakalım. Evet her yıl azalıyor. Ayşe'nin okuduğu kitap sayısı her yıl artmıştır. Evet Ayşe her yıl artırıyor. Ali'nin okuduğu kitap sayısı aynı oranda azalmıştır. Hayır bazen daha hızlı azalıyor. Ali kitap okumayı sevmemektedir. Hayır belki de Ali'nin kitap sayısı azalıyor ama belki sayfa sayısı kalınlaşıyor. Yani mesela Ayşe 10 kitap okuyor. Ali bir kitap okuyor ama Ali'nin okuduğu kitap 500 sayfa. Ayşe'nin okuduğu kitaplar ise onar sayfalıksa kim daha çok kitap okumuş oluyor? Ali. Ali çok doğru. Ali daha çok okumuş oluyor. O zaman Ay Ali bir tane okuyor, Ayşe on tane okuyor. O zaman Ayşe daha zekidir. Ayşe kitap kurdudur. Ali tam bir rezildir. Ali kitap okumuyordur diyemezsin. Çünkü burada bu sana verilmemiş. Kitap sayısını vermiş. Sayfa sayısını vermemiş. Burada bir şey daha var. Bunu önceki derslerimizde de söylemiştik. Azalan ve artan şeylere çok dikkat etmen lazım. Yani bu grafiklemede bunu çok yapıyorlar. Sana şöyle Tomuç Elad'ım benim diyor ki işte e, örnek veriyorum. İşte şöyle yıllar veriyorlar. İşte 2020 diyorlar. 2021 diyorlar. 2022 diyorlar. 2023 diyorlar. Bunları diyorlar işte bir şeyin üretim. Mesela diyelim ki e, şöyle 10, 20, 30, 40 diye gidiyorsun. Bir ürün üretim diyorlar. Bu patates olabilir, domates olabilir. işte bir buzdolabı olabilir. Bunları böyle diziyorlar tam kahverengileri. Kahverengilerin hepsi aynı olduğunu bir kere göreceksin şöyle. Bak şimdi bunlar hepsi aynı ya. Diyeceksin ki bunların hepsi aynı. Hepsi aynı gidiyor tamam. Kahverengiler ne olduğunu söyledi Bu domates olabilir, üzüm olabilir, buz olabilir, bulaşık makinesi olabilir. Herhangi bir şey olabilir. İşte kitap okuyan insan sayısı olabilir. Yanlarına da, yanlarına da başka bir şeyler çizer. Bunlar da onunla bağlantılı başka bir şeyler Şimdi burada sana sormak istediğim şey şu, çok önemli. Bunu çok sorarlar e, sınavlarda. Dikkatli olman lazım. Şimdi bir şey daha çizelim mesela. Bir de yeşil. İşte bu domatesle, bu patatesle üzüm der mesela. Veyahut da bu başka bir şeyse başka bir şey der. Eee şöyle biraz da başka şeyler çiziyorum. Şimdi burada bir şey soracağım sana. Kahverengi vardı yani az önce bizim çizimiz kahverengi. Şimdi kahverengi vardı, turuncu vardı, bir de yeşil var. Kahverenginin sayısında bir değişiklik oluyor mu Tonguç'un? Olmuyor. Olmuyor bak. Kahverengi hep burada bak. Görüyor musun? Hep dümdüz çizgide gidiyor şöyle kahverengi. Ama kahverenginin sayısı hep aynı kalıyor ama oranı azalıyor bak. Oranı azalıyor. Oranı neden azalıyor biliyor musun? Çünkü bu sabit kalırken diğerleri artıyor bak. Bu arttı daha da arttı. Daha da arttı. Bak yeşil sürekli artıyor. Turuncu sürekli artıyor. Yani sen sabit kalırken diğerleri artıyorsa sen azalıyorsun demektir. Kahverengi sabit dururken diğerleri artıyorsa kahverengi oransal olarak azalıyor demektir. Yani aynı harçlık gibi. Baban sana diyor ki oğlum diyor, bugün sana 10 TL veriyorum diyor. Öbür gün 20 veriyor iki katı. Öbür gün 40 veriyor iki katı. Öbür gün 80 veriyor iki katı. Öbür gün 160 veriyor iki katı. Her geçen gün iki kat harçlık veriyor sana. Bin geliyor sana 200 lira veriyor. Sen ağlamaya başlıyorsun. Niye ağlıyorsun? Çünkü dangozum. Aynen dangozsun. Esas ağlamaman lazım. 200 liraya çıkmış. Ama ağlamakta da haklısın. Niye? Normalde 10'dan 20'ye, 20'den 40'a, 40'tan 80'e, 80'den 160'a, 160'tan 320'ye çıkmasını bekliyordun. Ama artış oranı azaldı. Yani böyle artarken bir anda böyle artmaya başladı. Yani çok fazla artmaya başladı. Esasında 160'tan 200'e arttı. Ama artış oranı azaldı. Buna benzer şeylere dikkat etmen gerekiyor. Tonguç evladım benim. Şimdi Dolayısıyla bunlar önemli. Şimdi yani çıkarılamayacak yargı çıkarmıyoruz. Ayşe çok kötü bir insandır. Nereden biliyorsun? Ali çok az kitap okumaktır. Doğru bir tane. Ama Ali belki de bir sayfa bir tane bin sayfalık kitap okuyor. Üstün grafiğinde de aynı şey. Burada çıkarılabilecek bilgileri benden ne istiyor ve bana ne vermiş mantığı yapacaksın. Sana vermediği bir şeyi kesinlikle yorumlara Katamasın. Her yıl başvuran kadın sayısı eşit oranda artmıştır. Olmuyorsa bakacaksın hayır diyeceksin. İşte kadınlar daha çalışkandır. Erkekler ya böyle bir şey yazmıyor burada. Yazmayan şeyi koymayacaksın. Görsel karikatür yorumlamada da verilen görselde anlatılmak istenen ne olduğu sorulur. Mesela bak burada gördüğün gibi gergeden resim çizerken hep ortaya önce boynuzunu çiziyor. Çünkü önceden boynuzu var. Önce boynuzu görüyor. Boynuzundan sonra manzarayı görebiliyor. Ne çizerse çizsin bak hep boynuzunu koymuş. Dolayısıyla buradan ne olacak? İnsan dünyayı olduğu gibi değil, içinde bulunduğu şartlara göre görür. Harikasın Tonguç'um. Mükemmel yorumladın. Aynen dediğini yazıyorum o zaman. İnsan dünyayı olduğu gibi değil, olduğu gibi değil, içinde bulunduğu şartlara göre görür. Tamam, İçinde bulunduğu şartlara göre görür. Gerçekten mükemmel özetledin Tonguç'um. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten soru çözdükçe beynin daha da gelişmeye başladı. Tebrik ediyorum. Şartlara göre bunur yazdım. Pardon ben de e, kafam karıştı. Şartlara göre görür yazıyorum Tonguç'um. Şimdi tablo yorumlamada bir şey daha var. Tabloda tekrar söylüyorum. En az, en fazla eşit gibi olma durumlarına dikkat edeceksin. Mesela gözlemciler var. Cumartesi, pazar bak. 52'ye düşmüş. 48'e düşmüş. Sonra 51'e çıkmış. Yani bir iniş çıkış var. Burada 45, 47, 49, 50 sürekli bir artış var. Dikkatli olman lazım. Bu tarz sorular tam bir dikkat sorusudur. Tonguç evladım benim. Şimdi geldik metin türlerine. Burası da çok kolay. Ekran görüntüsü alabilirsin. Sıkı sıkıya çalışmak için biz de sana güzelce anlatıyoruz şimdi. Deneme bir konu hakkındaki kişisel görüşlerin dile getirildiği yazıdır. Ve burada fikirler ispatlanmak zorunda değildir. Denemede anahtar kelime bence sözcüdür. Adam bence diyerek bir şeyleri dener, anlatır. Makale ise ciddidir, nesneldir bir konu hakkındaki düşünceleri kanıtlamak için yazılır ve ispat zorundur anlatılanları. Fıkra ise güncel konulardır. Güncel konularda yazılan gazetedeki köşe yazılarıdır. Politika olabilir, spor olabilir. Eleştiride bir kitap eleştirilir, bir sanat eseri eleştirilir. Yani bir siyasi eleştiri değildir bu. Bir kitap işte bu kitap çok, güzel soruları var ya da çok akıcı bir dili var ya da işte çok güzel anlatmış yazar gibi şeylerle eleştirirsin. Sohbette konuşmaması vardır ve karşılıklı sohbet ediyormuş gibi yazar soru cevaplar verir. Deneme ile sohbeti zaten aynı seçenekte sormaz. Hani bu deneme mi sohbet çünkü birbirine benziyorlar. Biyografi bir kişinin hayatının başkası tarafından anlatıldığı yazılardır. 1970'te doğdu diye başlar mesela. Ama otobiyografide 1970'te doğdum diye başlar. 70'te doğdum diye başlar. Yani Burada kendin pişir kendin vardır. Yani hani biz kendi fotoğrafımızı çekince ne diyoruz? Selfie. Selfie demiyoruz. Öz çekim diyoruz. Bu da öz çekim hayat hikayesi yani otobiyografi. Günlük kişinin başından geçen olayları günü gününe tarih atarak yazdığı metin türüdür. Sevgili günlük diyorsun tarih yazıyorsun. Anı da ise başından geçen olayları tarih atmadan böyle rahat rahat anlatabiliyorsun. Masallarda olağanüstü olaylar vardır. Tekerleme ile başlar. Hayali kahramanlar vardır ve masallar ders verir. Ders verme amacı vardır. İyiler kazanır, kötüler kaybeder, mutlu sonla biter. Hikayeler yaşanabilir olaylar anlatılır. Dersel mamacı yoktur. Yer zaman bellidir. Romana göre daha kısadır. Roman daha uzun yani. Bu kısa roman ise uzun Tongçeli adı benim. Destanlar milletleri etkiler. Ulusaldır. Bozkurt, Ergenekon, Treyiş Atilla destanı gibi ulusal destanlardır. Bak masallar evrenseldir mesela. Masalların hangi ülkeye ait olduğu belli değil. Kırmızı başlıklı kız nerede? Kırşehirli hocam. Ne alakası var? Ne adam. Dünyanın neresinde olduğunu bilmiyoruz. Fabul'a baktığımızda... İnsanlara ders vermek amacıyla insan dışındaki varlıkların konuşturulduğu... ...yani genellikle böyle hayvanların, tilkilerin, kargaların konuşturulduğu türdür. İnsanlar da olabilir. Fabula da yine ders verir, nasihat verir ve genellikle ibret verici bir sonla biter. Romanlarda da yaşanabilir olaylar anlatılır ve iç içe geçmiş olaylar zinciri vardır, uzundur. Gezi yazısında gezilip görülen yerler anlatılıyor. Tiyatroda ise... ...bir olay sahneleniyor, sahnede canlandırılıyor. İşte tiyatro toplu. Evet hocam okul çok götürüyor. Harika bir okuldasın o zaman. Haber yazısına baktığımızda 5D1K kuralı... ...yani ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim soruları sorulur. Efsanede ise bir inanış anlatılır. Biraz daha inansınlar diye de yer, zaman daha detaylı bir şekilde gösterilir. Söz sanatlarına geldik. Benzetmede gibi sözcüğüne dikkat edeceğiz sonuç olarak benim zayıf olan varlık güçlü olana benzetilecek. Mesela umutların mola verdiği yerde gece bir nehir gibi akıyor bak. Geceyi nehre benzetmiş. İşte annemin dişleri inci gibiydi. İşte babam aslan gibidir. İşte teyzem kaplan gibidir. Dayım... Zürafa gibidir. Evet bir anda hayrat bahçesine döndü ama neyse yani birazdan birilerine benzetebiliyoruz. Kişileştirme, teşhis, insan olmayan bir varlığa insana özgü özellikler verilir. Üstünde yabani güller biterdi, dereler tepeler seni anmasa. Yani dereler tepeler senden bahsetmeseydi üzerinde güller yabani güller oluşurdu diyor. Dolayısıyla burada dereleri tepeleri kişileştiriyor. Yani insana özgü özellik veriyor. İnsanlaştırma diyebiliriz yani kişileştirme. Konuşulmalı ise konuşturuyorsun. Yolcu geçmez dağlarda bir garip çeşmeyim ben. Çeşme konuşmaya başlıyor. Kalem diğer kaleme selam aleyküm dedi. Aleyküm selam. Böyle konuşuyorlar yani. Zaten konuşulmanın olduğu yerde doğal olarak kişileştirme de var. Abartma ise mübalağa. Bir varlık olay ya da kavram olduğundan çok büyük ya da küçük gösterilir. Rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil. Karşıtlık tezat birbirine karşı durumlardan söz ediliyor. Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü. Beyaz, karanlık bunlar birbirine zıt olmuş oluyor Tomurcuğum. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın yorumları yollayın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Sıkı sıkıya çalıştığınızı biliyoruz. O liseleri sizler kazanacaksınız. Hadi bakalım görüşmek üzere. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.